Merhaba. Sony Ericsson T230, 2003 yılının 3. çeyreğinde piyasaya çıkmış, giriş seviyesi bir Sony Ericsson telefonudur. Özellikleri: 900-1800 GSM bant aralığı, 4096 renk, 101x80 piksel LCD ekran, USB desteği, RS-232 kablo desteği, GPRS, 79,2 gram ağırlık, 300 saat bekleme süresi, 12 saat konuşma süresi, WAP 1.2.1, 0.74 watt bölü kilogram özgülemilim oranı, 101x43.9x19 mm boyut, 5 yönlü dolaşım tuşu, 670 mAh lityum iyon pil, 32 tonlu polifonik ses, T9 sözlük, 850 kilobayt hafıza. T230, Sony Ericsson'un ilk renkli ekran cep telefonlarından biridir. 2004'te Türkiye fiyatı 190 Türk lirası olarak satışa sunulmuştur. T230'un parlak mavi ve metalik gri adlı iki renk seçeneği vardır. Şarj aleti. KQ8A tipi, DCU11 veri kablosu. Alttaki şarj soketi sayesinde, bilgisayara bağlı iken aynı anda da şarj aleti ile telefon şarj edilebiliyor. Monotip kulaklık. T230'un tasarımı oldukça sade ve şıktır. Küçük boyutuna rağmen ele çok iyi oturur ve telefonun kavisli üst kesiti konuşma sırasında rahatlık sağlar. Genellikle kamera zannedilen parlak Sony Ericsson logosu telefonun arkasında göze çarpıyor. Kulaklığın, şarj cihazının ve data kablosunun bağlandığı soket. Telefonun yan kısımlarındaki mavi şeffaf paneller, aydınlatılmış ekrandan bir miktar ışığın geçmesine izin verir ve bu karanlıkta telefonun daha farklı görünmesini sağlar.
T-230'un nümerik tuş takımı yumuşak plastikten oluşmaktadır. Üstteki Yes, No ve dolaşım tuşu sert plastiktir. Sony Ericsson T-230, MOFUN platformunda çalışmaktadır. MOFUN Java benzeri bir yapıdır. Ancak Java gibi uygulama çalıştırmak yerine sadece oyun için kullanılmıştır. MOFUN oyun desteğini telefonlarına entegre eden ilk üretici Sony Ericsson'dur. C ve C++ dilinde yazılmıştır. MOFUN oyunlarının ufak boyutlarından dolayı, T-230 gibi bazı giriş seviyesi telefonlarda kullanılmıştır. MOFUN platformunda şu ana kadar 207 adet mobil oyun geliştirilmiştir. MOFUN oyunları Symbian mobil işletim sisteminde de çalışmaktadır. Ana ekranda duvar kağıdı, operatör ismi, saat, sinyal gücü ve pil durumu simgeleri vardır. Menü. Ana menü 9 simgeden oluşur. Bunlardan herhangi birinin seçimini onayladıktan sonra, mevcut seçeneklerin listesini görebilirsiniz. Pratik işlemlerin bulunduğu seçenekler. Bu özel tuşa bastıktan sonra, hangi seçeneklerin görüleceği telefonun neresinde olduğunuza bağlıdır. Günlük kullanımda, bu çözüm telefonun kullanımını çok daha kolay hale getirir. Bu özellik, ses seviyesi tuşu için de geçerlidir. Telefon defteri. T-230 rehberinin bir özelliği de, kayıtlı kişilerin resminin eklenebilmesidir. Aradığınızda ya da arandığınızda, ekranda kayıtlı kişinin resmi gösterilir. Mesajlar. Çağrılar. Web servisleri. Maalesef artık WAP kullanılmadığı için, T-230 gibi telefonlar internete bağlanamamaktadır. WAP destekli cep telefonları sadece WML ile kodlanmış web sitelerini kullanabilirler. HTML siteleri görüntülemede zorlanırlar. Operatörler de gerekli desteği kestiği için WAP kullanan telefonlar artık internete bağlanamamaktadır. Ayarlar. Resimler, sesler. Bu bölüm WAP üzerinden Sony Ericsson'un sitesine bağlanarak kullanıcının daha fazla resim yüklemesi düşünülerek tasarlanmıştır. Bu özellik WAP'ın çalışmaması ve sonyerikson.com artık var olmadığı için kullanılamamaktadır. Zil sesleri. Thank you.
Komünikem, telefondan bağımsız mobil bir kameradır. Kendi belleği mevcuttur. 640x480 ölçülerinde fotoğraf çekebilmektedir. Renklerini 24 bittir. Kompakt, hafif ve kullanımı kolaydır. Kendi üzerindeki optik vizörle veya ekrandaki görüntüyle çekilecek şey görülebilir. Organizer. Hesap makinesi. Kronometre. Zaman sayacı. Bağlantı. Oyunlar. Ünlü Viralya oyunun, Synergenix tarafından geliştirilen mobil sürümü. Viralya 3 farklı oyun modu sunuyor. Birincisi, kendiniz için yarıştığınız, en iyi zamana ulaşmaya çalışılan time attack, ikincisi 3 araca karşı yarıştığınız arcade modu. Arcade modunda ilk önce Nairobi ve Korsika etaplarına erişim hakkı veriliyor. Bunlar da iyi bir sonuç elde edilirse diğer etapların kilidi açılacaktır. Üçüncü mod olan Championship modunda kazanırsanız, bir bonus arabanın kilidi de açılacaktır. Ses tuşuna basılarak telefon hakkında bilgi alınabiliyor.
Detaylı yazılım bilgilerinin ve testlerin bulunduğu servis menüsü. Telefona kayıtlı çeşitli açıklama parametreleri. Ayrıca T230'da otomatik tuş kilidi sonrası ekranın belli bir bölümü sürekli açık kalarak saati göstermektedir. Bu videoda klasik telefonlardan Sony Ericsson T230 modelini incelemiş bulunduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik hoşça kalın.